Hanımefendiler, beyefendiler, biz kura törenlerini hep bu usulde başlatıyoruz. Zaman aldığı için az önce kıymetli noterimiz sürecin nasıl işleyeceğini sizlere arz etti. Ekranına da göreceksiniz. Dolayısıyla şimdi hep beraber Bismillah diyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Şu kura sürecini başlatalım. Gönlümüzden geldiğince kelamlarımızı söyleyelim. Daha sonra anahtarları da sizlere teslim edelim inşallah. Evet, başlıyor muyuz? Evet. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Süreci başlatıyoruz. Evet, değerli kardeşlerim, çok kıymetli kilisli hemşehrilerim, sizleri deprem konutları, kura çekim ve anahtar teslim töreninde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kadim Anadolu'nun farklı kültürlerini, zenginliklerini tarih boyunca hoşgörüyle yoğuran medeniyetimizin ser levhası kiliste sizlerle bir arada olmaktan büyük, çok büyük mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz. Aziz hemşehrilerim, burası sırtını Acar dağlarına yaslamış, bağların, zeytinliklerin, zengin ve bereketli toprakların diyarıdır. Tarih boyunca uygarlıkların, bereketli ve lezzetli sofraların, yürekleri titreten türkülerin her sokağında, her taşında kadim medeniyet izlerini yaşatan bir şehirdir. Kendini arayanın, gönlü daralanın koşarak geldiği, Bilal-i Habeşi'nin, Hazreti Talha'nın, Hazreti Zübeyir'in makamlarının bulunduğu, evliyaların otağı kurduğu, Alaaddin Yavaşça gibi sanat ve zanaat üstadlarının yurdudur Kilis. Kıymetli kardeşlerim, Anadolu'nun dört bir yanı büyük bir tarihi ve kültürel birikimi barındırıyor. Aynı zamanda cennet vatanımız, eşsiz topraklarımız maalesef deprem kuşakları üzerinde bulunuyor. Bir yıl önce 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 iki büyük depremle sarsıldık. Depremler 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Binlerce canımızı yitirdik. Binlerce vatandaşımız yaralandı. Çocukluğumuzun geçtiği sokaklar, onlarca nesli mezun eden okullar, zamana meydan okuyan tarihi camiler, kaleler ve çarşılar maalesef yıkıldı. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, acısı hiç bitmeyecek, hüznü hiç dinmeyecek bir felaket yaşadık. Öyle ki, değerli kardeşlerim, öyle ki bu felaketin adı asrın felaketi oldu. Bu felaketten etkilenen şehirlerimizden biri de Kilis'ti. 6 Şubat depremlerinde Kilis'te canlarımızı yitirdik. 33 canımızı yitirdik. 457 binamız yıkıldı. Yaşadığımız felaket ne kadar büyük ise bizim de dayanışmamız o kadar güçlü oldu. Depremin yaşadığı ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Barınma hizmetlerine yönelik kilisimizde 2066 çadır, 406 konteyner kurduk. İhtiyaç sahibi 265 deprem zedemize Esen kart dağıttık.
475'i ev sahibi, 903'ü kiracı olmak üzere toplam 1378 hanemize 53 milyon liraya aşkın kira yardımı yaptık. Depremden sonra Kilis ilimize aktarılan toplam kaynak, devletimizin ödenek miktarı bugüne kadar yaklaşık 469 milyon lirayı aştı. Kıymetli kardeşlerim, 7'den 70'e hepimiz genci yaşlısıyla bu acıyı birlikte omuzladık. Depremin yaralarını birlikte sardık. Yüz binlerce insanımız deprem bölgesinde çalıştı, çabaladı. Halen de çalışıyor. Bir hayat daha kurtarabilmenin, bir ses daha duyabilmenin mücadelesi verildi. Kar, kış, gece gündüz demeden asın dayanışmasını ve birlikteliğini ortaya koyduk. Koymaya da devam edeceğiz inşallah. Devletimiz, değerli kardeşlerim, tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla deprem bölgesindedir. Yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmadan bize durmak yok. Bir tek vatandaşımızın dahi mağdur olmasına, evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Tekrar ediyorum. 2 ay içerisinde, biliyorsunuz, kura çekim süreci başladı. Yarın Elazığ, Malatya'dayız Allah izin verirse. Bugün sizlerle beraberiz. Ama diyoruz ki Kilis'ten tüm Türkiye'ye her ay 15 bin, 20 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ediyoruz. Ve yıl sonuna kadar arkadaşlar, değerli kardeşlerim, bu rakam hiç şüpheniz olmasın, Allah'ın izniyle, sizin destek ve dualarınızla 200 bin ev depremzedelerimize kuraları yapılıp anahtarları teslim edilecek. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu söyledik ve hiçbir zaman, değerli kardeşlerim, bu 200 bin konutla işimiz bitiyor mu? Toplam hak sahibimiz 389 bin. Hiç oyalanmadan yıl sonuna kadar göreceksiniz, bunların tamamının kuraları bitecek ve yapım süreçleri de 2025'te tıpkı bu yıl sonu 200 bin olduğu gibi tamamını hak sahibi depremzedelerimize Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Kilis'te 1555 konut, 38 iş yeri, 148 ağır olmak üzere toplam 1741 hak sahibi bulunuyor. Bugün İl ve ilçe merkezlerimizde 967, kırsalda 136 olmak üzere toplam 1103 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine inşallah anahtarlarını teslim edeceğiz. Yine 1237 konutumuzun yapımı da olanca hızıyla devam ediyor. Bu konutların da fiziki gerçekleşme oranı, az önce değerli valimiz söyledi, %60 oranına yaklaştı. Demek ki tamam olmasına fazla bir zaman kalmamış. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Bu duygularla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kurallarını çekerek anahtarını teslim edeceğimiz yeni yuvaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremin ilk anından itibaren
asrın birlikteliğine, asrın dayanışmasına liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Konutlarımızın yapımında ve şehirlerimizin imar ve ihyasında çok büyük bir emek var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Bakan Yardımcımız ve onların şahsında Bakanlığımızın TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, velhasıl hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Ve kabinedeki diğer bakan arkadaşlarımıza, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Ve İçişleri Bakanlığımız, AFAD ailemizdeki, başta AFAD Başkanımız olmak üzere arama kurtarma ve Türkiye Acil Müdahale gruplarında yer alan tüm arkadaşlarımıza, her birine Allah razı olsun diyoruz. Ve değerli kardeşlerim, sizlere teşekkür etmiyorum. Teşekkür etmek istiyorum, özür diliyorum. Çünkü depremin ilk anından itibaren sabrınız, anlayışınız, bizlere güveniniz, her zaman hayır dualarınızda bu süreç yönetimine vermiş olduğunuz katkılardan ötürü her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah her birinizden razı olsun diyorum. Ve bu kura törenlerimizi bir duayla bitiriyoruz. Hep birlikte yapalım. Gönlümüzden gönlümüze ve tüm Türkiye duysun. Allah ülkemizi, şehirlerimizi ve tüm insanlığı afetlerden korusun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Evet, biz de hitaplarından dolayı Sayın Bakanımızla